Herkese merhaba. Bugün sizlere muhteşem bir revani tarifi vereceğim. Gerçekten tarifime çok güveniyorum. Mutlaka deneyin. İlk önce şerbetini hazırlayalım. Şerbetimizi soğuk bir şekilde kullanıyoruz. O yüzden ilk işlem olarak şerbetini kaynatalım. 3,5 su bardağı toz şeker, 4,5 su bardağı da su ekledim. Bir dilim de limon ekliyorum. Şeker kendini bırakana kadar karıştırın. Daha sonrasında ocağa alın. Kaynamaya başladıktan sonra dakika tutun. 15 dakika kaynatın ve ocağımızı kapatalım. Şerbetimiz soğusun. 4 tane yumurtamı çırpma kabına kırdım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, birazcık da aroma vermesi için ben mandalina'nın kabuğunu kullandım. İsterseniz limon da kullanabilirsiniz, portakal kabuğu da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 3 dakika çırptım. Görmüş olduğunuz gibi rengi açıldı. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da yoğurt ekleyelim ve tekrardan çırpalım. 1 su bardağı irmik ekleyelim. 1,5 su bardağı da un ekleyelim. Malzemeyi ben genelde açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonrasında da mikseri bırakıyorum ve elimle çırpmaya devam ediyorum. Unumuzu yedirelim. Kıvamını sizlere hemen göstereyim. Daha sonrasında da bir paket kabartma tozu ekliyorum. Ben ilk kabarması için kabartma tozunu en sona ekliyorum. Çünkü kabartma tozunu fazla çırptığınız zaman özelliğini kaybediyor. O yüzden de kek falan yaptığınız zaman en son ekleyin. Kabartma tozunu da yedirdikten sonra da dikdörtgen bir borcam kullandım. 1,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Tepsimizin her tarafına yağımızı sürdükten sonra harcımızı dökelim. Eşit bir şekilde yaydıktan sonra birkaç kez de tezgahımıza vuralım. Hava kabarcıklarını çıkartalım. Borcamın alt tabanı biraz kalın olduğu için fırın telini en altına yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınımda ortalama 30-35 dakika kontrollü bir şekilde pişirdim. Fırından çıkardıktan sonra ilk 5 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar bekletin. Daha sonrasında da soğuk şerbetiyle buluşturun. Burada kameramı durdurmadım. Yavaş yavaş şerbetin nasıl çektiğini görün istedim. Revanimiz iyice soğuyana kadar dinlendirin. Daha sonrasında da üzerine istediğiniz gibi süsleyin. Ben birazcık hindistan cevizi serpiştirdim. Daha sonrasında da kare kare dilimledim. Revani tarifimi genelde yiyip de beğenmeyen yok. O yüzden de böyle güvenle deneyebilirsiniz. Daha öncesinden YouTube kanalımda paylaştım. Çok deneyen oldu. Çok da güzel dönüşler aldım. Sizler de güvenle deneyebilirsiniz. Lütfen izledikten sonra beğeni bırakalım. Kısa olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Sayfamı hala takip değilseniz takip alırsanız sevinirim. Yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın